Herkese merhaba, ben İzzet. ESTA Organizasyonlar Genel Koordinatörüyüm. Bölümüm Turizm ve Otel İşletmeciliği. 22 girişliyim, bir yıl boyunca hazırlık okudum. Haziran ayında hazırlığı atladım. Ve Eylül ayında da bölüme başlayacağım. Peki Bilkent hazırlık zor mu? Bilkent genel olarak zor bir okul arkadaşlar. Hani hangi bölüm okursanız okuyun, iş gününüz çok ağır oluyor, sınavlarınız zor oluyor. Hani bunu ben daha bölüme geçmedim ama birçok arkadaşımdan duyuyorum. Hani diğer üniversitelerle karşılaştırdığımda, oradaki arkadaşlarımla. Direkt spesifik olarak hazırlık bazında konuşacak olursam da çok ciddi bir beklenti içinde öğretmenleriniz ve işte sınavınızı düzenleyen kişiler, özellikle gramer seviyeniz, kullandığınız kelimelerin seviyesi alanında çok ciddi bir şey bekleniyor sizden. O yüzden zor. Hani bunu zaten üniversiteye girdiğinizde ikinci yılında hazırlık okuyan insanları gördüğünüzde de anlıyorsunuz. Ama hani yapılmayacak bir zorluk mu? Hayır. Gayet çalışırsanız, zamanında verilen ödevleri yaparsanız, hayatınıza İngilizce entegre etmeye devam ederseniz, bu konuda cidden istikrarlı davranırsanız bence yapılmayacak bir zorluk yok, ama diğer okullarla karşılaştırdığımda çok ciddi bir zorluğu var. Yani bunu zaten Bilkent'te olmayan arkadaşlarınız da bilir. Yani Bilkent bu konuda cidden isim yapmış bir okul, hazırlığı zorluğu konusunda. Okulun hazırlık eğitimi tabii ki de diğer üniversitelere kıyasla birazcık daha zorlayıcı ama zaten Bilkent yapan en önemli şeylerden bir tanesi, bu marka adını almasını sağlayabilen en önemli şeylerden bir tanesi zorlaması öğrencileri. O yüzden çalışınca tabii ki de kolay ama diğer üniversitelere kıyaslayınca evet birazcık zor bir hazırlık eğitimi. Bilkent hazırlık kurları nasıl peki? Bilkent'te 5 tane kur var. Birincisi Elementary, ikincisi Pre-Intermediate, üçüncüsü Intermediate, dördüncüsü Upper Intermediate, beşincisi de Pre-Faculty. Peki bu kurlar nasıl işliyor? Biraz hızlıca anlatacak olursam da. Vize gibi düşünebileceğiniz iki tane sınavınız var. Bunların ismi CAT. Birincisini 25 puan üzerinden, ikincisini 75 puan üzerinden değerlendiriyorlar. Ve bu ikisi toplamında 100 üzerinden 60 alırsanız finale, yani ISE'ye girmeye hak kazanıyorsunuz. ISE'de de %60'ı geçerseniz kur atlamış oluyorsunuz. En sonki kurda Pre-Faculty'de de paya giriyorsunuz. Yani hazırlık katlama sınavına giriyorsunuz. Burada da yine işte çok farklı kriterler var. Hani çok ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız direkt yönerge okumanızı ben tavsiye ederim. Çünkü çok kısa anlatılacak şeyler değil. Ama payede de şöyle özet geçecek olursam da yine çok farklı alanlarda değerlendirilmiyorsunuz. Writing, speaking, bunlar ayrı oturumlarda gerçekleşiyor. Bunu söyleyebilirim eksi olarak. Diğer değerlendirilen kriterler tek oturum halinde oluyor. Kısaca sınav sisteminden bahsetmek gerekirse, öncelikle okulun başında tabii ki de bir seviye belirleme sınavına giriyorsunuz ve bu seviye belirleme sınavına göre sizin kurunuz belli oluyor. Eğer 5. kur, yani prefect dediğimiz kur başlamamışsınız, her düzeyi 2 ay okuyacak şekilde bitirene kadar, yani prefect'e ulaşana kadar okuyorsunuz. 1. seviyeden başlasanız, 4. seviyeden başlasanız. Bu kurları okurken CAT 1 ve CAT 2 dediğimiz 2 tane ara sınavınız oluyor dönem içerisinde ve bu 2 aylık süre içerisinde ve 2 ayın sonunda da CAT 1 ve CAT 2'den yeterli seviyede puan alabilmişseniz seviye atlama sınavına giriyorsunuz, kur atlama sınavına giriyorsunuz. Peki Bilkent hazırlığı geçmenin tek yolu pay mı? Cevap hayır. Birçok insan hatta IELTS'e geçmeyi tercih ediyor. Özellikle ilk soruda söylediğim Bilkent hazırlık gramer ve kelime olarak çok üst seviyede bilgi istiyor sizden, paye özelinde. Ve bu alanlarda kendini yeterince iyi hissetmeyen insanlar ya da bu alanlarda daha başarılı olan insanlar IELTS'e çok kolay bir şekilde geçebiliyorlar. IELTS'ten de kısaca bahsedecek olursam 4 tane section var. Reading, Listening, Speaking ve Writing. Bunlarda her alanda minimum 5,5 almanız gerekiyor. Toplam bu 4 section'ın toplamında da 6,5'u geçerseniz Bilkent hazırlığı atlamış oluyorsunuz. Ve bu IELTS'e kayıt olurken de şöyle bir süreç var. Bundan bahsedeyim. Bilkent'in onayladığı tarihte ve yerde sınava girmeniz gerekiyor diye biliyorum. Ben girmedim IELTS'e ama birçok giren arkadaşım var. Hatta çok yakın tarihte de girdiler. Bilkent'in tercih ettiği yerlerde girmeniz gerekiyor tarihler. Yani onaylatmanız gerekiyor Bilkent'e. Ben şu gün şurada sınava gireceğim diye. O şekilde IELTS'e de tercih edebilirsiniz üniversitedeyken. Sadece tek yol pay değil. Okulun sonunda da dönem, yani hazırlığın sonunda da okulun aslında başında seviyenizi belirlemek için de girdiğiniz pay sınavına giriyorsunuz ve bu şekilde hazırlığı geçebiliyorsunuz. Hazırlığı geçmenin tek yolu pay değil, dış sınavlar da var IELTS gibi ama okulun verdiği eğitim pay bazlı olduğu için gramer ve vokabüleri açısından vesaire en sağlıklı yolun pay olduğunu düşünüyorum ben. Hazırlığı bir dönemde bitirebilir miyim? Gayet bitirebilirsiniz. Birçok insan zaten dönem ortasında, yani yılın ortasında bitiriyor. Hatta buna özel bir tabir de var. Belki duymuşsunuzdur. Irregular olmak. Yani düzensiz şekilde bölüme başlamak. Bunu tercih eden insan sayısı da çok fazla. Özellikle Bilkent hazırlık çok zor olduğu için ve tek işiniz İngilizce çalışmak olduğu için birçok insan çok bunalıyor İngilizce çalışmaktan ve bir an önce bölüme başlamak istiyor. Irregular olmanın artısı eksisi var. Hani bu tamamen aslında sizin artılarına ve eksilerine bakarak karar vermeniz gereken şeyler. Ama özetleyecek olursam yılın ortasında hazırlığa atlayıp başlayabilirsiniz bölüme. Bu konu hakkında eğer detaylı bir sorunuz olursa ben yorumlarda cevaplıyor olurum. Arkadaşlarım da yönlendiriyor olabilirim onların fikriyle. Evet, olabilirsiniz sonuç olarak. Eğer hazırla, yani dönemin başındaki seviye sınavındaki sonucunuzla birlikte 4. kur, yani Upper Intermediate'den başlamışsanız ve 5. kur Pre-Faculty'den başlamışsanız 2 ay Upper Intermediate, 2 ay Pre-Faculty okuyarak 4 ayda, yani ilk dönemde
hazırlık geçebiliyorsunuz sonunda yine payaya girerek ve aynı şekilde 5. kule yani pre faculty başlamışsınız. Uzun bir şekilde pre faculty okuyarak yine dönemin sonunda hazırlığı geçme sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Bize önerilerin nelerdir? Ben okurken sürekli hocalarımdan tavsiye almıştım. Ya bu İngilizceyi nasıl öğreneceğim diye. Her hocam farklı bir şey tavsiye etmişti ama ben kendi edindiğim bu işte tecrübelere dayanarak şunları söyleyebilirim. Bence en önemli şey İngilizceyi hayatınıza entegre etmek. Sürekli İngilizce görmeniz lazım, İngilizce dinliyor olmanız lazım. İngilizce düşünüyor olabilmeniz lazım. Çünkü İngilizce konuşurken ya da ortaya bir ürün koyarken aslında Türkçe düşünüp bunu İngilizceye dönüştürmüyorsunuz. Otomatik olarak aslında düşünceleriniz İngilizce üretilmeye başlıyor belli seviyeden sonra. Ve bu da aslında İngilizceyi ne kadar hayatınıza entegre ettiğinizle alakalı. Hatta birçok insan dil öğreniyorsanız o dilin konuşulduğu ülkeye gidilmesi gerektiği hakkında çok derin aslında tavsiyeler sunuyor. Buna dayanabilirim aslında bu önerimi. Onun dışında ne tavsiye edebilirim? Ciddi anlamda bir tane metin okuyorken o metni olabildiğince iyi analiz etmeye çalışın. Bu metinde hangi gramerler kullanılmış, kullanılan gramerlerle neyi amaçlanmış, nasıl bir anlam verilmeye çalışılmış diye. Mesela ben bir metin okuyorum diyelim ki bir sayfa bile değil muhtemelen. Ben bu metni yarım saat okuyordum çünkü o metinde bana garip gelen gramerin altını çiziyorum ya da işte farklı bir gramer görüyorum ama ben bu grameri kullanabilirim. İşte çok garip bir kelime görüyorum ve cidden hani eseylerimde de bunu kullanabilirim diye sürekli not ala ala okuyordum eseyleri ya da herhangi bir paragrafı. Size de bunu tavsiye ederim. Entegre edin hayatınıza ve olabildiğince ayrıntılı düşünüp ayrıntılı sorgulayın ve bilmediğiniz yerlerde de cidden zaman ayırıp o bilmediğiniz noktaya yoğunlaşın. Hazırlık konusunda önerebileceğim en önemli şey tabii ki de günü gününe çalışmak olacaktır. İnsanlar hazırla biraz daha üniversitenin ilk senesi, oryantasyon süreci, gezip eğlenebilecek bir sene gibi görse de Bilkent'te maalesef ki bu pek mümkün değil. Çok ağır bir eğitim olduğunu düşünmüyorum hazırlığın günü gününe çalışılırsa. Günde birkaç saatinizi ayırarak ve dersi tabii de derste dinleyerek bence hazırlık konusunda zorlanmadan başarılı olabilirsiniz. Son olarak da bir tane hazırlık maceramı anlatayım. Ben Kasım ayında çok garip bir şekilde hasta oldum. Aylarca iyileşemedim. Kasım ayının sonunda hasta olup hocanın başında iyileştim ve benim aslında ikinci kurum pre faculty'de çok yoğun bir şekilde hastaydım aslında. Çok sağlıklı bir insan değildim o dönem. Kurun sonuna doğru ben artık iyileşmeye yaklaştığımı düşünüyorum ama aslında hiç iyileşmemişim. Bir arkadaşımla iddiaya girdik. 50 dakikalık dersteyiz. Bana dedi ki sen bu 50 dakikalık derste 4 kere tuvalete girip burnunu silemezsin. Ben de dedim girerim giremezsin, girerim giremezsin diye bir iddiaya girdik. Ben 3 kere lavaboya gittim ders süresince. 4. gitmeden önce de dedim biraz büyük oynayarak son kez gideyim. Yalandan öksürmeye başladım ama yalan bir anda gerçeğe döndü. Ben ciğerlerimi yere bıraktım. Çok yoğun bir şekilde öksürmeye başladım. Sonra kapıyı açtım dışarı çıktım. Bilkent'te de B binası hazırlık binalarından bir tanesinin kapısı camdan. Dışarı çıktım kapıyı kapattım ve içeriye arkadaşıma şöyle gülerek baktım. Ben öyle baktıktan sonra arkadaşım kahkaha atmış. Ve tüm sınıf aslında benim aşırı yoğun bir şekilde hasta olduğumu düşündü ve beni umursadıkları için aslında onun gülmesini çok linçlemişler ben sınıfta değilken. Böyle çok kötü hissettim falan diyordu. Aslında komik bir şeydi ama bu olayı tek bilen kişi oldu. O güldüğü için aslında biraz linç etti tarzı bir şey oldu. Öyle garip bir anım vardı. Öyle. Benim hazırlıkla ilgili en komik anılarımdan bir tanesi tabii ki de Doğu Kampüs'te kaybolmak olmuştu. Okula gelmeden önce öğrenci kulüplerinden vesaire de Doğu Kampüs'ünü çok fazla tanıtan bir içerik görememiştim ve özellikle N binasında kaybolmak benim için çok kolaydı. Yemekhanenin yerini bilmediğim için birkaç hafta yemek yememiştim, evden getirmiştim. O yüzden hazırlıkla ilgili en komik anılarım genelde kaybolmaya dairdi. Ama bu sene sizin böyle bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum.